Hem en yeni konu aslında bakarsanız hem pandemiyi atlatmış olsak da hala gündemimizde bağışıklık sistemi. Kitabınız da bunun üzerine zaten. Dilerseniz bu programda bağışıklık sistemini şöyle bir masaya yatıralım. Bağışıklık sistemi dendiğinde aslında akla ilk neler geliyor sizin için? Şimdi bağışıklık sistemi insan ana rahminden itibaren gelişen bir olaydır. İnsan vücudu bir bütündür, demin de söyledim. Ve o bütün içinde insan vücudundaki bütün hücrelerin, kısaca söyleyeceğim olursa, dış etkenlere karşı, yabancı etkenlere karşı korumaya zaten insan vücudu programlanmıştır. Ama bu programlanma tabii ki önemlidir. Bu programlanmanın sağlıklı, güçlü ve kuvvetli olması için temelde beslenme yatıyor. Evet, zaten hemen sormak isteyeceğim soru bu olacak. Hangi besinler bu bağışıklık sistemi konusunda bizi destekler? Şimdi bağışıklık sistemimizde bir hücresel bağışıklık vardır. Hücrelerimiz çok önemlidir. Bir de dıştan gelen etkenlere karşı, mikroplara, virüslere karşı mücadele eden kan hücrelerimiz vardır. Beyaz kan hücreleri. Bunlar bizim vücudumuzda dolaşırlar. Bunlar askerlerdir. Gözleme kuleleri vardır. Bizim askerler gibi. Yabancı bir cisim görür görmez vücudu uyarırlar. Oraya buraya hemen haberler, telsizler, mensizler. Efendim, lökosit veya lenfosit dediğimiz orduları piyasaya sürerler. Bu normal, doğal bir olaydır. Bağışıklık. Bunların güçlü olması için tabii ki sağlıklı olması lazım. Ve de güçlü olmaları lazım. Doğal beslenmeleri, doğal yiyecek ve doğal madde bunlara arz etmemiz lazım. Her şey doğal olmalı. Bunu zaten öngörebiliyoruz az çok ama dikkat edebiliyor muyuz? Orası tartışılır. Orası ayrı bir konu. Ama kime aslında sorsak, evet sağlıklı beslenmek gerekiyor. Evet doğal olana ulaşmak gerekiyor deniyor. Ama bunu uygulamak noktasında ne yazık ki o kadar başarılı değiliz. Peki spesifik böyle besinler sorsam size, bağışıklık sistemine direkt hizmet eden besinler var mı? Yani bir kere bağışıklık sisteminin ögeleri, vücudumuzun ögelerinin en önemli parçaları yağdır ve proteindir. Sudur ve de mineraller ve tuzlardır ve vitaminlerdir. Yani hepsi bir aradadır. Şey olarak insan vücuduna bunları arz etmek mecburiyetindeyiz. Başta şimdi lökositler diyoruz, lenfositler diyoruz, kan diyoruz. Bunlar kemik iliğinde yapılıyor. Biliyorsunuz tibus dediğimiz organlarda yapılıyor bazı bu mücadele eden askerler. Ve diğer işte bunlara biz hücresel bağışıklık diyoruz. Bunlar bütün hücrelerin de güçlü olması için vücudun, insan vücudundaki hücreler, bütün vücut %60 sudur. Bu mineralli sudur. Elektrolitli sudur. Yani tuzlu sudur. Hop tuza geldik. %60'ı. %20'si yağdır. Yağsız vücut olmaz. Ve %19.9'u proteindir. Bu üçü dengeli olarak vücuda girecek. %1'den aşağısı karbonhidrattır. O da vücudun 24 saatte bir tek ihtiyacı işte bir çay şekeri kadar karbonhidrattır. Gerisi bağışıklık sistemini çökertir. Yani şimdi siz bana soruyorsunuz ne yapalım bağışıklık sistemimizi güçlendirelim diye. Karbonhidratı azaltmak ben mı? De diyorum ki bağışıklık sisteminizi çökertmeyin. Yeter, o yeter diyorsunuz yani. Ama nasıl çökertiyoruz? Havamız kirli, suyumuz kirli, toprağımız kirli, toksik dolu ve de yiyecekler dediğiniz gibi. Yani hepsi bir bütün. Sadece yiyecekler değil. Yaşam biçimi çok önemli. Efendime söyleyeyim, mesela uyku çok önemli bağışıklık sistemi için. İyi bir uyku çok önemli. Efendime söyleyeyim, hareket çok önemli, egzersiz çok önemli, açık havada yürümek çok önemli, mutlu olmak çok önemli, iyi bir şarkı söylemek çok önemli. Bunlar hepsi bağışıklık sistemini güçlendirir efendim. Sadece yiyecekler değil. Hangi yiyecekler diye sordunuz ya. O yani binde bir. Tabii ki yiyecekler doğal olacak, organik olacak. Şimdi tabii ki bulmak çok zor ama bilinçli olarak orada kitapta onları anlatıyorum. Mümkün olduğu kadar tarım zehirlerinden, bakın ilaç demiyorum hepsi zehir. Bunlar pestisitler, herbisitler, fungisitler. Bütün bunlar aşırı miktarda kullanılıyor ülkemizde. Ve bunlar bütün yiyeceklerle, hani yeşil yiyorum diyorsunuz ya, onların içinde
mesela bir maydanoz veya bir nane yaprağın içine giriyor. İstediğiniz kadar yıkayın. Siz yemiyor musunuz hocam? Yemiyoruz, hayır. Yani doğal olmadı. Kendim yetiştirmezsem yemem. Ondan sonra etrafta olan bütün elektromanyetik alanlar. İşte bu kullandığınız telefonlar, akıllı telefonlar, yok şuydu buydu. Bütün bunların yaydığı elektrofrekanslar. 4,5G'ler, 5G'ler, 6G'ler. Bütün bunlar ne? Bağışıklık sistemini çökertir. Evde kullanılan temizlik malzemeleri, deterjanlar. Hepsi zehir. Evet. Vücuda girdiği zaman bunlar insan vücudunun veya canlı herhangi bir organizmanın vücuduna girdiği zaman oranın DNA'sını bozuyorlar. Bitti. Yani hücresel düzeyde aslında her hücresel, şeyi hücresel, DNA nerede var? Mitokondriya dediğimiz hücrelerimizin çekirdeğinde enerji üreten küçük fabrikalar. Yani bütün hayatımız onlara bağlı. Onu bu evde kullanılan ki deterjanlar, şimdi adlarını söylemeyeyim, hepsi bulaşığıydı, çamaşırıydı, hepsi vücuda girdiği zaman hakikaten vücudun DNA'sını bozuyor. Vücudun DNA'sı bozulduğu zaman bütün hormonal sistem, bütün enzimatik enzimler, her bir şey alt üst oluyor. Yani bağışıklık çöküyor. İstediğiniz kadar siz doğal yeseniz dahi, istediğiniz kadar güçlü yeseniz dahi, istediğiniz kadar sıvı bassanız dahi hiçbir işe yaramaz. Hocam peki vücutta bir yere adresleniyor mu? Bağışıklık nereden yönetiliyor? Nasıl bir sistemi var? Bağışıklık bütün hücrelerden yönetiliyor. Yani bütün hücrelerden. Tabii ki bütün hücrelerden yönetiliyor ve bütün kan hücrelerinden. İşte lökositlerimiz, lenfositlerimizin çok güçlü olması lazım. Hücrelerin de güçlü olması lazım. Ama diyelim ki kullanılan deterjanlardaki kimyasallar, o kadar çok kimyasal var ki, başta birisi de bromür, klorür ve florür. Bunlar vücuda girdiği zaman işte bu hücrelerin, mesela eritrositin veya lökositin içine veya kemik iliğinde yapılıyor bunlar. Efendime söyleyeyim, dalakta yapılıyor kan hücrelerimiz. Buralara girip oradaki hücreleri bozuyorlar. Hücreler çalışamaz oluyor. Az çalışmış oluyor. Bu sefer hakikaten bozuluyor. İşte bağışıklık sistemini önce çökertmeyeceğiz. Ben onun için o kitabı yazdım. Dışarıdan çökertmeyeceğiz. Bir de tabii en önemli olaylardan biri de yine de her zaman söylüyorum, şeker. Dönüp şeker dolaşıp oraya adresleniyoruz. En tatlı zehirdir. Çünkü şeker vücuda girdiği zaman vücuttaki hücreleri bozuyor. Bu artık biliniyor. Yani ve hücreler bozulduğu zaman da bağışıklık çöküyor. Ve bilirsiniz, şeker hastalarının yaraları iyileşmez. Evet. Neden? Çünkü bağışıklık sistemi neredeyse sıfıra inmiş durumda. Yani yenilenme hızı aslında vücudun düşüyor, öyle değil düşüyor mi? Düşüyor ve yapıyor. Yenilendiği zaman da yanlış hücrelerle yenileniyor. Vücutta yanlış maddeler olduğu için. Her şey bozuluyor. Şey olarak yani bütün mesele bu. Vücutta bütün bunlarla beraber vücutta tabii ki yine beslenmeye geliyoruz. Eksik olan, vücuda girdiği zaman kullanılamayan maddeler de bunu katkı yapıyor efendim.